Otentik Vigo Vitrolisi Tizak Senna Victoza hangisi kilo vermek için en iyisidir? Merhabalar, benim adım Erol Gülşen. Almanya'da eczacıyım ve size Almanya'daki zayıflama şırıngaları hakkında bir özet sunacağım. Şu anda Wegovy ve Otentiklilerden düşmüyor, belki duymuşsunuzdur. Ama şimdi önce kısacası en aktüel haberler. Wegovy artık Almanya'da doktorlar tarafından özel reçeteli olarak yazılabilecek. Sağlık sigortaları ama şu anda masrafları maalesef karşılamak istemiyor. Eczaneler de ilk Wegovy paketlerini müşterilere dağıtmaya başladı. Ozempic yani Wegovy ikisi de aynı. Zaxemna'nın yani Victoza'nın bir geliştirilmesidir. Kilo kaybı endeksolarında verilere göre şu an bir numaralı şırınga Wegovy ve Ozempic'tir. Ama 2023'ün ikinci yarısında muhtemelen Eylül ayında Lilly'den Mounjaro yani tirzepatit lanse edilecek. Mounjaro iki kat çalışır. ABD'de şimdiden oyun değiştirir yani game changer olarak adlandırılıyor. Ve Wegovy ve yani Ozempic'ten daha iyi olduğu söylenir. Ama Eylül'ün faz 2 ve 3'teki deneysel antiobezite ilacı Retatrutide muhtemelen hepsinden daha iyi olacak. Çünkü 3 kat çalışır. Yaklaşık 48 ay sonra hastalar vücut ağırlıklarının %24'ünü kaybettiler ve henüz platoya ulaşılmadı. Bu muhtemelen birçok mide küçültme ameliyatını gereksiz kılacaktır. Ama Retatrutide en erken 2025 yılında Almanya'da, Amerika'da veya Avrupa'da piyasaya çıkabileceği yönde. Yani en erken 2025. Şimdi Ozempic, Wegovy, Trulicity, Zaxemna veya Victoza hangisi kilo vermek için en iyisidir? Bu soru son günlerde sizlerden çokça gündeme geldi. Ben de bu konu hakkında yeni bir yazı veya video çekmeye karar verdim. Ozempic, Wegovy, Trulicity, Zaxemna ve Victoza öncelikle hepsi GLP-1 reseptörü agonistler grubuna dahildir. Bu ilaçlar yemek yerken ürettiğimiz bir hormonu taklit eder. Sonuç pankreasın beta hücrelerinde insülin üretimi artar. Bu da bizi uzun süre boyunca bir süre tok hissetmemizi sağlar yani beyinden sağlar ve mide boşaltmasında geciktir. Daha az yeriz ve kalori alımı azdır. Ayrıca tabii kilo vermek için her zaman diyet ve daha fazla egzersizlerle yani sporla daha iyi sonuçlara varabilirsiniz. Şimdi bu ilaçların hangisinin etkisi daha iyidir? Elbette bu hem yasal hem de farmakolojik olarak kapsamlı bir açıklama yapmama izin vermez. Ne yazık ki de bu ilaçla ne kadar kilo verebilirim sorusunun evrensel bir cevabı da yoktur. Her vücut, her ilaca biraz farklı tepki verir. Birinin daha fazla etkisi olur, diğerinin hiçbir etkisi olmaz. Ama gerçek şu ki, Novo Nordisk firması semaglutide yani Ozempic veya Wegovy, liraglutide yani Zaxenda'yı daha uzun süre etkili olduğu için bir alternatif olarak 2012'de geliştirildi bunu. Şimdi beraber klinik çalışması esnasında bulunan verilere bakalım. Mesela Zaxenda ile 100 kilodaki bir kişi 6 kilo kaybetmiş. Trulicity ile 8 kilo kaybetmiş ve Ozempic de 16 kilo. Bu oldukça çok büyük bir rakam, çok iyi bir rakam. Onun için Ozempic şu anda bir numara. GLP-1 reseptör agonistlerinin yan etkileri nedir? En sık görülen yan etkiler mide bulantısı, baş dönmesi ve ishaldir. Çok hızlı kilo verirsiniz de Ozempic 100 yani Ozempic face de oluşabilir. Yüz biraz çökük, gevşek görünür. Diğer yan etkileri arasında bitkinlik, saç dökülmesi ve kabızlık ve diğer bir takım yan etkiler de yer alır. Ama oldukça nadir fakat aslında daha ciddi bir yan etki akut pankreatittir. Akut pankreatit belirtileri üst karın bölgesinde şiddetli ağrılar. Bununla sırta yayılabilir ve genellikle ateş, mide bulantısı ve kusma ile eşlik eder. O zaman ilacı lütfen almayı bırakın. Yani bu ilacı almayı bırakın. Uzun vadeli etkileri hala eksik. FDA'ye de göre Ozempic tiroid kanser riskini de artırabilir. Ozempic ve bu nedenle kanser ve tiroid hastalığı olan kişiler için ve hamile ve emziren kadınlar için yasaktır. Ama şu an Wegovy'nin intihar düşünceleri ve kendine zarar verme riskini arttırmadığını inceliyor. Yani EMA'da Avrupa'nın Sağlık Bakanlığı gibi bir şey. Tabii ki bu ürünleri tedarik etmekte şu an bayağı bir sorun yaşıyoruz. Novo Nordisk ve Eli Lilly Amerika ve Avrupa pazarında ürün tedarikte yüksek talep nedeniyle sorun yaşıyoruz. Mesela Hollywood'da Kim Kardashian ve Elon Musk bile Ozempic'i kilo vermek için kullandığı söyleniyor. Yani şu anda diyebiliriz ki şeker hastaları şu anda adeta hayati ilaçlar için savaşıyorlar. Novo Nordisk, Ozempic ve Wegovy'nin açığının muhtemelen yıl sonuna kadar sürebileceğini söylüyor. Tabii Wegovy şimdi kimin için?
Wegovy zayıflama şırıngası temel olarak vücut kitle endeksi VKI yani BMI'si 30'dan fazla olan kişi, obez kişi yetişkinler için tasarlanmıştır. Ayrıca yüksek tansiyon, prediyabet ve diğer hastalıklar eşlik ederse BMI 25 veya daha fazlası için de geçerli. Şartlı olarak da 12 yaşından büyük olan obez ergenlere de var. Tabii ki bu ilaç alınca tabii ki aynı spor yapmanız çok iyi olur. Vego ile ne kadar kilo verebiliriz? Üretici 68 haftada 15 ağırlık kaybı ilan ediyor. Reçetesiz Ozempic veya Trulicity satın alabilir miyiz? Ozempic, Wegovy, Trulicity, Zaxenda ve Victoza almaya da reçete gerektirir ve reçetesiz alınmaz. Bu nedenle mesela bazı internet eczanelere dikkat edin. Burada çok para karşılığında sahte ilaçlar alabilirsiniz ve hastanelik olabilirsiniz. Mesela İsviçre'de ve bazı ülkelerde internetten alınan Ozempic'in içeriğine semaglutid yerine indirim çıktı. Sonuç şiddetli ve yaşama tehdit eden bir hipoglisemiydi. Kullanıcılar tabii ki ne yazık ki hastaneye kaldırdı. Bu nedenle diğer şeylerin yanı sıra Swissmedics genellikle internet eczanelerinden ilaç satımını tavsiye etmez. Saygın eczaneler de asla reçetesiz ilaç satmazlar. Bu konuda lütfen yerel doktorlarınıza ve yerel eczacılarınıza güvenin. Her zaman olduğu gibi yan etkiler, dozaj, depolama ve fiyat hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız web sitemiz pharma.blog'da bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.